biliyorsunuz para İkinci Dünya Savaşı'na kadar altının karşılığı, hazineye altın konur. Onun mukabili olarak da bankonotlar basılırdı. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika, ben bunu kabul etmiyorum. Nasıl olacak peki denildiğinde, benim paramı siz kasanıza koyacaksınız, hazinenize koyacaksınız. Bunun karşılığında milli paranızı basacaksınız. Yani 48 yılından bu tarafa, 48'di değil mi? Bretton Woods. Evet, o yıldan bu tarafa bütün dünyada, bilhassa kalkınmakta olan ülkeler Amerika'nın parasını alır, kasasına kor, faizini öder ve Türk parasını bunun karşılığında piyasaya sürer. Böyle bir bunu ilk defa bendeniz, bunun çok yanlış bir metod olduğunu, bu ciddi bir sömürü olduğunu 1994 yılında modelimde dile getirdim ve İstanbul Kongresi'nde de bütün dünyaya deklare ettim. O zaman da Amerika Birleşik Devletleri bizim hükümete talimat verdi. Aleyhimizde konuşanlar var, onları susturun. Sağ olsunlar, o günden bugüne kadar bizim üzerimize geliyorlar. Yani o kadar enteresan bir şey ki, ondan evvel de geliyorlardı ama ondan sonra çok daha. Ne oldu? Rusya bizim dediğimiz kuralları hayata geçirmeye başladı. Hatta bu konu için özel bir arkadaş gönderdi. Viktor Bin'in isminde profesör bir arkadaşı gönderdi ki Viktor Bey, onun adı Ali Viktor'dur. Müslüman oldu. Harun Bey de o gezide vardı. Beraber şeye gittik. Antep'e gittik. Antep'te bir gece sabaha kadar sohbet ettik. Konu iktisattı. Amerika'nın efendim o günlerde durumu hakikaten iyi değildi. Çökeceğini bana söyledi. Dedim Amerika çökmez dedim. Niçin dedi? Dedim Amerika'nın sistemi zaten gitmiş, batmış. Amerika ayakta tutan sistemi değil. Parası. Kapitalizm zaten battı. Onun ayakta tutan gücü parasıdır. Arkasında da bunun ordu var. Binaenaleyh bunları kolay kolay sarsmanız mümkün değil. Eğer Amerika'nın geriye kalmasını istiyorsanız güçlü bir para birimi devreye koyacaksınız. Doları devreden çıkartacaksınız. Yani bu konu Viktor'la beraber, Ali Viktor'la beraber saatlerce aramızda tartışıldı. O olmaz dedi, ben odur dedim. Derken en sonunda bir soru sordu bana. Dedim Sayın Ali Viktor dedim, şu anda Rusya'da dolar var, var dedi. Türkiye'de var, var. Afganistan, affedersin, Afrika'da var, var. Çin'de Uzak var. Doğu'da var, var. Çin'de var, var. Evet dedim ya sen, para saltanatı kurmuş adamlar ya. Bunu kaldırabiliyor musun? Ha dedi. Peki ne yapacağız dedi. Dedim yapılacak olan iş, iki devlet arasında milli paraları evet. devreye koymaktır. Mesela Türkiye sizden mal aldı, siz o bizden rublenizi isteyeceksiniz. Siz bizden mal aldınız, biz sizden Türk lirası isteyeceğiz. Kendi milli paralarımızı devreye korsak, o zaman piyasada dolar kalmaz. Siz ticaret yapıyorsunuz dolarla. Efendim ihracat yapıyorsunuz dolarla. İthalat dolarla, ihracat dolarla. Adamlar niye kaybetsin ki? Kafası buna bastı. Ve gitti arkasından, bir hafta geçmedi. Çin'le bir anlaşma yaptılar. Dediler ki bundan sonra ticaretimizi milli paralarımızla beraber yapacağım. Kısaca şunu demek istiyorum. Yani ilk defa bizden bu formülü alarak hayata geçiren ülke Rusya oldu. İki, biz kaynakların tamamının milli olduğunu ve millete ait olduğunu, devlete düşen görev de millet devlet ortaklığı ve buna yakın bir anlayışla efendim işletmesi, halkını bundan istifade ettirmesi. Belki siz kendi şartlarınızda bizim dediğimiz şeyle bunu çözemeyebilirsiniz. Ama devleti burada ciddi bir pay sahibi yapın. Halkı da çalışan insan olarak hakikaten iyi bir kazanç sahibi yapın. Ve o bütün kaynakları millileştirdiler. Ondan evvel
kapitalist mantığa göre bunları yabancı güçlere vermeye çalışmışlardı. Zaten pek de muvaffak olamamışlardı efendim. Dolayısıyla geriye almak da kolay oldu. Bunun dışında işte bu kadınlara maaştı, efendim, doğum yapanlara maaş vesaire. Kısaca Rusya bizim modeli belli başlı kurallarını hayata geçirmeye. Şimdi kendi bir partinin mensubu, ismini ben pek bilmiyorum. Diğer iki tane parti bir araya geldiler. Bizi davet ediyorlar. Bunun tamamını benim aynı zamanda bu sistemi nasıl hayata geçiririz diye, bir de milli ekonomi modelinin yanında sosyal devlet projesi var. Projelerim var. Bunları da dinlemek üzere davet ettiler. İnşallah söz verdik. Evet. Gideceğiz. Gerek bakanların gerek vekillerin huzurunda hem bizim tezin temel esaslarını anlatacağız hem de öğrenmek istedikleri konulara Allah'ın izniyle cevap vereceğiz. Ben de yalnız gitmeyeceğim tabii, teknik ekibimle beraber. Mesela Selim bir tarafımda olacak, Harun diğer tarafımda olacak, İlhan bir başka tarafımda olacak. Yani bu iyi de bir ekibimiz var. Bizim ekibimiz iyi yetişti. İsterlerse danışmak olarak da bir veya birkaç kişiyi oraya verebiliriz yani öyle. Bu işi ben Türk milletine defalarca duyurdum. Yani gelin bunu ülkede uygulayalım. Şu milleti mağduriyetten kurtaralım, fakirliğe son verelim. Ama Türkçe konuştuğum halde sözümü dinletemedim. Rusça konuşanlar çağırıyor sizi.